Muğla'ya geçiyoruz ve Muğla'da bizim için bal kabağından harika bir mücver yapılacak. Tabii havuç mücveri duydum, patates mücveri duydum. Bakalım bal kabağı mücveri nasıl? İzliyoruz. Evet Özlem Hanım, bugün Muğla'da çok güzel bir günden size merhaba diyoruz. Ben bugün size bal kabağından mücver yapacağım. Bal kabağından olur mu demeyin. Evet çok güzel oluyor ve çok lezzetli oluyor. Eskiden ben yemezdim. Annem benim için yapardı bunu. Ve de çok lezzetli olur. Muğla'da genelden bal kabağından börek de yaparız. Tatlının haricinde. Her şekilde değerlendiririz. Şimdi malzemelerimizi sıralayalım. Dereotumuz var. Birazcık nanemiz var lezzet versin diye. Maydanozumuz, soğanımız, bal kabağımız. Ben zeytinyağıyla sıvı yağını karıştırıyorum. Öyle daha iyi oluyor benim için yani. Sizler gene nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Unumuz var, tuzumuz var, yumurtamız var. Birazcık da kabartma tozu ki bu işin hilesi. Biraz da karabiberimiz var, taze çekilmiş. Şimdi isterseniz başlayalım. Yumurtayı kıracağım için eldiven giyiyorum. Şöyle hemen alıyoruz. Önce şöyle bal kabağımızı rendeledik. İri tarafıyla rendeliyoruz. Hem de oradan ayarlama yapacağız. Ne kadar olduğuna. Hemen bir tane yumurtamız. Şöyle. Şuradan birazcık tuzumuz. Bal kabağı şekerli olur. İçerisindeki madde yüzünden. Onun için tuzunu birazcık isteğinize göre ayarlarsanız iyi olur. Şöyle iri çekilmiş taze karabiberimiz. Daha sonra hemen yeşilliklerini, soğanını ayarlayacağız. Çok küçük bir soğan lezzet vermesi için, mücvere lezzetini soğan verir. Taze soğanınız varsa onun yaprakları da olur. Bizim elimizde şimdi kuru soğanımız var. Hemen şöyle. Şimdi soğanımızı koyuyoruz. Bana gitmesin şöyle. Evet, şimdi soğanımızı da ilave ettik. Yeşilliklerini ayarlamaya geliyoruz. Şöyle, isteğinize bağlı. Biz Muğlalılar çok severiz yeşilliği. Kullanırız bol bol. Biraz da üstünü ayıracağız şöyle. Dekor için birazdan. Çok ince doğrayacağız. Normal kabakla da yapılır isteyen hanımlar. İlla bal kabağı olacak diye bir kaide yok. Ben kıştan rendeleyip koyuyorum. Böyle bir porsiyon bir porsiyon. Çünkü çocuğum çok seviyor kızım. 9 yaşında bir kızım var. Onun için de kışın kabak çıktığında, bal kabağı çıktığında hemen dolaba koyuyorum rendeleyip. Pratik de oluyor aslında. Bir geleniniz olduğunda, bir misafiriniz varsa çok rahatlıkla hemen. Evdeki olan malzemeler zaten. Çok ince. Bu hazır. Şimdi hemen şu yağımı şuraya alayım. Bir de pratik bilgi bayanlara. Bıçağın hiçbir zaman bu kısmını tahtamıza sürtmeyelim ki bıçağımızın yüzü bozulmasın. Evet, bu da hazır. Evet, şimdi yeşilliklerimizi ilave ettik. Şöyle bir karıştırıyoruz ki her yerine yumurtamız değsin. Çok yumurtalı güzel olmuyor, kokuyor. O bazı bayanlar çok seviyor ama gerçekten bazen de bal kabağının bir özelliği de taze kabak gibi sulanmaması. O çok güzel. O yüzden de çok seviyorum. Şöyle hemen kaşığın ucunda karbonat da kullanabilirsiniz ama karbonatını biraz daha az tutmanız gerekiyor. Ben kabartma tozu kullanıyorum. Çok az. Hemen onu da karıştırıyorum ki her yerine temas etsin. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. Çok güzel bir lezzet. Şimdi unumuzu ayarlayacağız ve bir yandan da şöyle tavamızı koyalım ki yağımız. Dediğim gibi bunu karıştırdım ben. Sıvı yağ ve zeytinyağıyla. Yani çiçek yağıyla zeytinyağı. Şimdi unumuzu ilave ediyoruz. 2 yemek kaşığı kadar un ilave ettim. Karıştırıyorum. Gene bakacağım. Kontrollü bir şekilde vereceğim çünkü ununu. Bakın gördüğünüz gibi hiç taze kabak gibi sulanmadı ve ben o kabağın suyunu sıkmadım. 5 çaylarında, akşam yemeklerinde çok lezzetli, çok güzel bir sunum. Herkese tavsiye ederim. Ben biraz daha un ilave edeceğim. Bakın gördüğünüz gibi çatalla hiç el değdirmeden karıştırıyoruz. Çok rahatlıkla, pratik. Bu ev hanımlar için bu kadar kabak yeterli. Her eve, tabii kalabalık olanlar için değil. Şimdi çatalımızı bir kenara bırakalım. Evet, yağımız ısındı. İstediğimiz kıvamda. Şimdi size bir püf noktası. İlk kaşığımızı şöyle batırdığımız zaman kesinlikle yapışmayacaktır. Şimdi şöyle kaşığımıza koyuyoruz ki düzgün olsun. Şöyle.
Çok küçük küçük alacağız çünkü içinde kabartma tozu da var. Hemen şöyle kaydırıp bastırıyoruz. İstediğimiz yuvarlağa gelsin diye. Kabartma tozu biraz daha böyle püfidik olmasını sağlayacak. Hem de görüntüsü de çok güzel olacak. İçini yumuşatacak. Porsiyonlar halinde değil, hemen şöyle kaydırıyoruz ve kaşığımızla bastırıyoruz. Bu kadar. Çok basit ama çok lezzetli bir tarif. Şöyle saçakları olmasın. Çok az ama bereketli bir tarif. Özlem Hanımcığım, herkese tavsiye ederiz. Yeşilliği bol olunca çok lezzetli oluyor. Bakın gördüğünüz gibi kaşığa yapışmadı çünkü yağladık kaşığımızı. Kaçıranlar için tekrar söyleyelim. Böyle. Şimdi kızarmasını bekleyeceğiz. Şimdi oldu. Mücverlerimiz nar gibi kızardı. Hemen alıyoruz. Çok pufidik olmasını isterseniz kabartma tozunu biraz daha fazla koyabilirsiniz. Hemen şöyle üstüne birkaç yaprak maydanozumuzu atıyoruz. Hemen şöyle dereotumuzdan yağımızı da hemen kenara alalım. Evet, biz yaptık Muğla'dan mücverimizi, kabak mücverimizi. Çok sıcak ama sizin için tadına bakacağım Özlem Hanımcığım. İnşallah geldiğinizde size de yaparız. Şöyle bakın, dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. Şimdi sıcak birazcık. Evet, çok güzel olmuş. Kendim yaptım diye söylemiyorum ama ellerime sağlık. Şimdiden herkese yapanların ellerine sağlık, afiyet olsun. Evinizdeki bereket hiçbir zaman eksilmesin. Muğla'dan sevgiler. Görüşmek üzere Özlem Hanımcığım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.